Merhabalar, mutfakta Hilal Vara, mutfağıma yeniden hoş geldin. Bugün sana benim küçük, çok lezzetli kurabiyelerimden yapacağım. Kurabiyemin tarifi tamamıyla bana ait. Günün herhangi bir saatinde acil tatlı ihtiyacıyla mutfağa koşup bulduğum malzemelerle yaptığım bir kurabiye. Adına minik kurabiyeler diyebilirsin. Minik kurabiyeleri yapmak için mutfakta hazırladığım malzemeler bunlar. Tatlandırmak için dut unu ve bal, badem unu, pirinç unu, yulaf, sade yağ, vanilya özütü, kabartmak için karbonat ve karnıyarık otu tozu. Karnıyarık otu tozu, glutensiz unlarla hamur tuttuğumuzda hamurun daha iyi kıvam almasını sağlıyor. Şimdi beraberce kurabiyemi yapmaya başlayalım. 2 yemek kaşığı sade yağ, 2 yemek kaşığı öğütülmüş dut kurusu ekleyip iyice birbirine karıştırıyorum. Üstüne 1 yemek kaşığı bal ekliyorum. Sıra unlarımıza geldi. 5 yemek kaşığı badem unu. Yemek kaşığı pirinç unu, 3 yemek kaşığı yulaf. Kabarması için yarım çay kaşığı karbonat, üstüne 3-5 damla limonla ve yarım çay kaşığı karnıyarık otu tozu ekliyorum. Koku vermesi için de 3 damla vanilya özütünü unutma. Şimdi güzelce karıştıralım, sonra yoğurmaya başlayacağız. Arada göz kararı su ekleyebiliriz. Hamura şekil verip kurabiyeleri yağladığım fırın kabına yerleştireceğim. Sen istersen pişirme kağıdı da kullanabilirsin. Thank you.
tepkilerini verdim. Şimdi önceden ısıtılmış 160 derece fırına koyup 20-25 dakika kadar pişmesini bekleyeceğim. Minik kurabiyeler pişti. Yağını çekip sertleşmesi için soğumasını beklemek gerekiyor. Geceleri Sessizdir Tahran. Yazarı Şida Bazyar. Devrim her geçen gün biraz daha yaşlandı ve biz ülkemizi eskisinden de çok sevdik. Özgür olmayı istemek, özgür olabilmek için yerinden yurdundan vazgeçmek, sevdalanmak, ailenle birlikte olmaya çalışmak, sevdiğinden vazgeçmek. Kitabı okuduğunda insanların hikayesi seni de derinden etkileyecek. Minik kurabiyelerimiz servise hazır. Kitap okurken çayın yanında afiyetle yemen dileğiyle. Hoşça kal. Thank you.